Mekke döneminde gelen surelerin sırasını takip etmeye başlamıştı. Alak suresini elhamdülillah anlatmıştı. Nuzul suresine baktığımızda inşallah ikinci sırada Kalem suresini anlatacağız. Bugün ilk bölümünü inşallah sizlere temsil edeceğiz, anlatmaya çalışacağız. Kalem suresi Mekki bir sure, Peygamberimizi teselli eden bir sure, Müslümanlara işkencelerin artık yavaş yavaş başladığı döneme denk gelen bir sure. İnşallah ayet-i kerimeleri okudukça Rabbimizin bu mesajlarını daha iyi anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve mâ yesturûn. Nun harfi Kur'an'ı tefsir eden müfessirlerimiz mukatta'a harfleri derler. Kesik harfler. Mesela Bakara suresinde Elif Lam Mim diye başlar değil mi? Taha suresi var, Sad suresi var, Yasin suresi var gibi. Değerli kardeşlerim, bunlar bir şifredir Allah ve Resul arasında. Müfessirlerimiz yorum yapıyorlar. Bu Peygamberimize İslam dini geldiği sıralarda şairler meşhurdu. Çok güzel edebiyat vardı, şiir okurlardı. Rabbim de tek bir harfle bunlara meydan okumaktadır. Sizin şiirlerindeki bir harfi bile benzerine getiremezsiniz dercesine Rabbim Mekke müşriklerine meydan okumaktadır şeklinde yorum yapan müfessirlerimiz var. Biz Türkçesini, manasını bilmiyoruz. Manasını Allah bilir diyoruz. Ve kalemi ve mâ yesturûn. Kaleme ve yazıklarına ant olsun ki. Hatırlarsanız birinci suremizde daha ilk ayetlerde Rabbim şöyle buyuruyordu. Ellezî alleme bil kalem. Sizin Rabbiniz öyle ki kalemle yazmayı öğretti. Rabbim daha ilk ayetlerinde kalemden bahsediyordu. Kalemin üzerine Allah yemin ediyor değil mi? Bu suremizde vel kalemi ve mâ yesturûn, kaleme yemin olsun ki. Dikkat edin kardeşlerim, Allah kalemi üzerine yemin ediyor. Allah kılıcın üzerine yemin ediyor. Yani siz savaşacaksınız efendim, kılıcın üzerine Allah yemin etmiyor. Dikkat edin, bizim dinimiz kalemle başlıyor. İlimle başlıyor. İrfanla başlıyor. Bilgiyle başlıyor. Daha ilk kelimesi ikra ile başlıyor değil mi? Okumak. Allah cahil bir Müslüman istemiyor. Öğrenmemizi, kalemle yazmamızı, hem Allah'ın kitabını hem de kainatı en güzel bir şekilde okumamızı ve oradan mesajlar alarak ona göre hayatımızı tanzim etmemizi Allah istiyor. Kalem bugün belki bir bilgisayardır değil mi? Yani tuşlara bastığınızda o da bugün kalem hükmündedir. O zaman kalemle yazılıyordu. Şimdi kalem olsa da ama yazışmalarda şu anda kullanılan büyük bir ekseriyetle bilgisayar olduğu için bilgisayarda bugün gelinen teknoloji noktasında kalem hükmünde sayabiliriz. Yazdıkları satırlar da değil mi? Yazdıkları ayetlerdir. Yani Kur'an'dır. Kaleme ve Kur'an'a yemin olsun ki, kaleme ve ayetlere yemin olsun ki, kaleme ve satırlara yemin olsun ki, مَاَتَ بِرِعَتْ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin. Alak suresinin içerisinde onlar Yüce Peygamber Efendimiz'i namazından engellemeye çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz'e sen delisin, mecnunsun diyorlardı. İkinci surede Rabbim cevap veriyor. مَاَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. Rabbinin nimetiyle sen
memnun değilsin. Rabbinin nimeti Kur'an'dır. Rabbinin nimeti İslam'dır. Rabbinin nimeti sana peygamberlik verilmesidir. Rabbinin nimeti seni sevmesidir. Akıl vermesidir. İrade vermesidir. İmkan vermesidir. Tüm nimetleri sana vermesidir değil mi? Rabbinin nimetiyle sen memnun değilsin. Onlar ne kadar sana yalan iftira etseler de sen neyisin, memnunsun, ne yaptığını bilmiyorsun falan deseler de sen öyle bir değilsin. Ama 40 sene peygamberimiz onların arasında yaşamış. Yani o zaman neden dediğini görmemişler. 40 sene peygamberimiz bunların içerisinde yaşarken onlara yardım etmiş, düşünü kaldırmış, fakirlere yardım etmiş değil mi? Nasıl oluyor da bunu Peygamber Efendimiz'e söyleyebiliyorlar? Onlar her ne kadar sana değil deseler de, sen ne yaptığını bilmez bir adamsın deseler de, sen bir peygambersin ve Rabbinin inşallah katında tükenmek bilmeyen bir ehil vardır. Cennet nimeti vardır. Havuz-ı Kevser vardır. Yüce Rabbim sana sonsuz nimetlerini inşallah orada ikram edecektir. Peki müşriklere ne var? Müşriklere ateş var değil mi? Müşriklere azap var. Müşriklere bu dünyada yaptıklarının karşılıkları var. Ve inneke le'alâ kulli'n azîm. Ey peygamber, ey peygamber, elbette sen yüce bir ahlak üzerindesin. Kardeşlerim, bugünkü tefsir dersimizin öne çıkan ayeti işte bu. Ve inneke le'alâ kulli'n azîm. Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Ahlak nedir kardeşlerim? Ahlak, fıtratımıza uygun hareket etmektir. Ahlak, yaratılışımıza uygun hareket etmektir. Ahlak, Rabbimizin razı olacağı bir şekilde bu dünya hayatını İslam dinine göre yaşamaktır değil mi? Sen büyük bir ahlak üzerindesin. Bugün filozoflar, bilgin olan adamlar, bugün Avrupa'da, Amerika'da ismi bilinen adamlar iman etmedikleri halde bile dünyada bir lider biliyoruz. Dünyada gerçekten hayatını onun yoluna feda eden birisi biliyoruz. O da Muhammed diyorlar. Onlar da biliyorlar değil mi? Resulullah demiyorlar. Onlar Muhammed diyorlar. İman etmiyorlar ya. Biz Resulullah diyoruz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. O ahlak üzerindeydi. Kardeşlerim, o bir modeldi. O bir örnekti bizim için. Nasıl bir ev reisi peygambere baktı? Nasıl bir komşu peygambere baktı? Nasıl bir ordu komutanı peygambere baktı? Nasıl bir devletin başkanı peygambere baktı? Nasıl bir insan peygambere baktı? Bu dünyada insan oğlu Rabbini tanırken, ona kul olurken, bu dünyada Rabbine yakın olmak isterken, helal ve haramlara nasıl tavır alması gerekirken hepimiz hep birlikte ne yapacağız? Resulullah'a bakacağız. Ticaret sahibi, esnaf kardeşlerimiz, alışveriş yapanlar hepsi peygambere bakacak. Çünkü peygamberimiz ahlak üzerine gönderilmiştir. Hazreti Ayşe annemize geliyorlar. Ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı neydi diyorlar. Peygamberimize böyle bir şey efendim söylendiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum Resulullah'tır. Kur'an'ı yaşayan birisidir. Ayşe annemize verdiği cevap şu. Siz hiç Kur'an okumadınız. Onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dır. Kıymetli kardeşler, çocuklarını, kız çocuklarını diri diri toprağa gömenler, hırsızlık yapanlar, teröristlik yapanlar, ne oldu bu insanlara da, bu insanlar nübüvvet tokasında, peygamberlik yuvasında, Kur'an'ın mektebinde değiştiler. Ne oldu bu insanlara? Birbirlerini öldüren insanlar kardeş oldu. Hırsızlık eden adamlar, iman edenler oldu. Gerçekten birbirleriyle kavga, dövüş eden insanlar kardeş oldu. Ne oldu bu insanlara? Nasıl oldu da değiştiler? Asr-ı saadet oluştu. Dünyada modern bir toplum, İslam topluluğu meydana geldi. Nasıl oldu bu iş? Orada samimiyet vardı. İman ettiklerini hemen gelen ayetleri onlar yaşadılar. Acaba demediler. Şüphe etmediler. Hiç tereddüt etmediler efendim. Bugün adı Müslüman olanlardan, televizyonlar, gazeteler,
hadiselerden, efendim, bir başka yerlerden Kur'an o zaman geldi, o zamanı ilgilendirir. Bugün bizim bu dünya hayatını Kur'an'a göre yaşamamız asla mümkün değil diyorlar, değil mi? Pekala, biz böyle bir yerlere bakıyoruz kardeşlerim. Şu anda siz Amerika'da huzur olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Siz bugün Avrupa'da huzur olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Siz bugün Rusya'da, efendim Çin'de, Japonya'da huzur olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Şu anda dünyanın fotoğrafına hep beraber baktığımızda bakıyorsunuz ki hırsızlık var, yolsuzluk var, adaletsizlik var, merhametsizlik var, kavga var, dövüş var, savaş var, terör var. Yeryüzüne bakıldığı zaman her yerde bir sıkıntı var. Öyle değil mi? Bunun sebebi nedir sizce? Allah korkusu yok. Merhamet yok. Vicdan yok. Hesap gününü düşünmek yok. Mizanda günahlarımızın ve sevaplarımızın tartılacağı gibi bir endişe yok. İnsanoğlu artık öyle bir dünya birleşmiş ki tüm hesaplarını dünyanın üzerine koymuş. Ama ahiret var, hesap var. Rabbim bizi tek tek çağıracak, bizi hesaba çekecek. O zaman ne yapacak? Onu düşünseniz zaten yanlış yapamazsınız. Ve inneke le'ala kulli azim. Ey Peygamber, sen büyük bir ahlak üzerindesin. Kim doğru yapıyor, yanlış yapıyor, sen de göreceksin, onlar da görecek. Kim bu dünyada huzur yakalayacak, ahirette inşallah mesut ve mahkeme olacak, sen de göreceksin, onlar da görecek. Kim Allah'ın rahmetini kazanacak, kazabını hak edecek, sen de göreceksin, onlar da görecek. Kim cenneti kazanacak, kim cehenneme gidecek, sen de göreceksin, onlar da görecek. Ve en iyi kumul mefkûr. Hangi etkiymiş? O çiftet içerisinde olan. Hangi etkiymiş? Dengesiz olan. Hangi etkiymiş? Ne yaptığını bilmeyen bir adam. Sen de göreceksin Peygamber'in yakında. Onlar da görecekler. İnne Rabbeke huve e'lemu minel vaca'in sebili. Ve huve a'lemu bin muhtedin. Doğrusu Rabbin yolundan sapmanı en iyi bilendir. Kimin sapıttığını, yanlış yaptığını, günahkar olduğunu, Rabbine asi olduğunu, insanlara zulmettiğini en iyi bilen Rabbindir. Hidayetli edenlerine doğrusu en iyi Allah bilir. Ve huve a'lemu bin muhtedin. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizleri delalete düşen, sapıklığa düşen değil de inşallah Kur'an yolunda, İslam yolunda, yani hidayet yolunda, dost doğru bir yol üzerinde olabilen mümin kullarından olmayı Allah cümlemize inşallah nasip eylesin. Kalem suresinin 7 ayet-i kerimesini inşallah sizlere